Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılımlarıyla programımızı onurlandırmışlardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kıymetli başkanı, yönetim kurulunun değerli üyeleri, gerçi şu anda divan tabii burada değil ama olacağına göre divanın başkanı ve üyeleri, değerli bakan arkadaşlarım, değerli milletvekillerimiz, birçok STK'nın değerli başkanı, TÜMSİAD'ın çok değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği 6. Genel Kurulu'nun ülkemiz, milletimiz, ekonomimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Sayın Genel Başkan'a, Yönetim Kurulu'nun değerli üyelerine, TÜMSİAD'ın tüm mensuplarına, Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına, demokratikleşmesine verdikleri katkılardan dolayı, emeğinizden ve alın terinizden dolayı şahsım, ülkem ve milletim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu genel kurul ve buluşma vesilesiyle TÜMSİAD'ın tüm mensuplarına gerek demokrasi mücadelemize sağladığınız destek, gerek 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsıma verdiğiniz güçlü destek için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, TÜMSİAD'la çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz. 2013 yılında 5. Genel Kurul'da bir araya geldik. 2013 Ramazan'ında, 2014 Ramazan'ında, iftar sofralarında yine bir araya geldik. KOBİ Şurası'nda, Brüksel'deki istişare toplantısında, diğer toplantıda, ziyaret, kabullerde sizlerle bir arada olduk. Açıkçası
tüm Siyahat'la yol arkadaşlığımız sadece resmi temaslardan, resmi buluşmalardan ibaret olmadı. Biz aynı davaya inandık. Aynı davanın neferleri olduk. Aynı dava için birbirimize yol arkadaşı, kader arkadaşı, aynı davanın hizmetkarları olarak birbirimize kardeş olduk. Son bir buçuk yılda birçok önemli meselede imtihana tabi tutulduk. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık darbe girişiminde, 30 Mart seçimlerinde, 10 Ağustos seçimlerinde çok çetin imtihanlardan geçtik. Şunu tüm samimiyetimle söylemek isterim. Bizim bütün bu hadiselerde en başta kardeşliğimiz, en başta uhuvvetimiz, muhabbetimiz test edildi. Eğer birbirimizin arasında bu sarsılmaz uhuvvet, bu sarsılmaz muhabbet olmasaydı, inanın bu dava bugün burada olmazdı. Sizler belki bu salonda olmazdınız. Ben şahsen belki bu kürsüde olmazdım. Kaleleri zapt ederler, köyleri, şehirleri tahrip ederler, ülkeleri, toprakları işgal ederler. Ama o gönüldeki aşk var ya, o gönüldeki ateş, o gönüldeki özellikle o uhuvvet, o muhabbet var ya, onu yıkamadıkları, onu tahrip edemedikleri sürece inanın asla ve asla mutlak zafer kazanamazlar. Kardeşlerim, unutmayın, bir fatihler vardır, bir de işgalciler vardır. Fatihler toprakları değil, kalpleri fetheder, kalpleri açar ve gönüllere girerler. İşgalciler ise toprakları alsalar bile gönülleri zapt edemez, gönüllere giremez ve işte onun için işgal ettikleri topraklarda dahi tutunamazlar. Kimi zaman oldu haksız rekabetle üzerimize geldiler. Yasaklarla, cezalarla, iftiralarla, montajlarla, kirli manşetlerle, ulusal ve uluslararası operasyonlarla üzerimize geldiler. Ellerindeki tüm imkanları, tüm fırsatları, ellerindeki tüm silahları, kalemleri, sayfaları, ekranları yalanlarla, iftiralarla kullandılar. Ama Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun, uhuvvetimizi sarsamadılar, muhabbetimizi sarsamadılar, kardeşliğimize el uzatamadılar. İşte onun için bizim kardeşliğimiz son derece değerlidir. Bunu iyi bilmemiz lazım. Bizim kardeşliğimiz, çok açık söylüyorum, Türkiye'nin istikbalidir. Hatta ve hatta bizim kardeşliğimiz ümmetin, tüm mazlumların, tüm mağdurların tutunacakları yegane umut dalıdır. Kardeşlerim, büyüklerimizin güzel bir sözü var. Önce rafik, sonra tarik. Yani önce yol arkadaşı bol, sonra yol açık. İşin aslı bu. Onun için rafik çok önemli. Ondan sonra da tarik, yol çok önemli. Yine çok bilinen bir söz vardır. Dostunu yolda tanırsın. Bu da çok önemli. Dostunu alışverişte tanırsın. Bu da çok önemli.
Bunun dışındakiler öyle lafla filan tanımak mümkün değil. İşte biz bu kutlu yola, bu kutlu mücadeleye her kesimden dostlarla, her kesimden yol arkadaşlarıyla, her kesimden kardeşlerimizle ve kardeş bildiklerimizle çıktık. Bu uzun ve ince yolda defalarca dostluğumuz, kardeşliğimiz test edildi. Kimin gerçek dost ya da kardeş olduğunu, kimin de dostluk ve kardeşlik maskesi altında gizli niyetleri olduğunu, gizli niyetlerin peşinde olduğunu bu süreçte defalarca gördük, yaşadık ve onlarla yolumuz ayrıldı. Gidenlere, yolunu değiştirenlere, yolunu saptıranlara uğurlar olsun. Kardeşlerim, bize biz yeteriz ve bize Allah yeter. Bizim kardeşliğimiz Allah'ın izniyle bugüne kadar Türkiye'ye çok değerli hizmetler kazandırdı. Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz. Biz Allah'ın izniyle birbirini sırtından hançerleyen o nankörlerin, o hainlerin seviyelerine hiç inmeyecek, hiçbir zaman onların düştükleri tuzaklara, çukurlara düşmeyeceğiz. Bunu dün Kırşehir'de gördüm. Hamdolsun, Kırşehir'de siyasi hayatımda bugüne kadar yapmış olduğumuz açılışların ve mitinglerin en muhteşemini yaptık. Demek ki halkımız, kardeşlerimiz işte bütün bu olanları gördükçe daha kavi bir şekilde birbirine dayanıyor. Biz uhuvvetten, muhabbetten, kardeşlik hukukundan asla taviz vermeyeceğiz. Bizim kardeşliğimiz birbirimize karşı aynı zamanda mesuliyetimizdir. Biz aramızdaki kardeşliği bununla birlikte 78 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kardeşliğini ne kadar muhafaza eder, ne kadar güçlendirirsek işte o kadar muzaffer olur, bu ülkeyi o kadar büyük bir ülke yaparız. Bırakın hainler hain olmanın gereğini yapsınlar. Onlar hıyaneti, nankörlüğü, fitneyi, özellikle de bir takım çevrelerin maşası olmayı tercih ettiler, yollarını öyle çizdiler. Bırakın dostlarıyla yürüsün, dostlarıyla haşrolsunlar. Fakat biz dünyanın mersus, yani birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi dimdik, sapasağlam Büyük Türkiye mücadelesini, yeni Türkiye mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Burada bir noktanın altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim hep birlikte sevdamız Türkiye sevdası oldu. Millet sevdası oldu. Hep söyledim. Biz milletimizi seviyoruz ya. Bizim milletimizden ayırmak mümkün değil. Bizim milletimize aşkımız var. Elhamdülillah bizim tabularımız yok. Biz uluhiyette, rububiyette Rabbimizden başkasını tanımıyoruz. Biz böyle çıktık bu yola. Bizim mücadelemiz, davamız Büyük Türkiye oldu. Yeni Türkiye oldu. Güçlü Türkiye oldu. Biz birileri gibi çıkarları peşinde koşan, kendi şahsi iktidarları peşinde koşanlardan asla olmadık. Onun için milli irade dedik. Onun için sağlam irade dedik.
Onun için önce millet dedik, böyle yola çıktık. Önce insan dedik, böyle yola çıktık. Önce devlet demedik, devleti arkaya aldık. Önce insan dedik. Kardeşlerim, bu paralel yapının ne olduğunu, nasıl doğduğunu ve bugünlere nasıl ulaştığını hep birlikte düşünmemiz, tahlil etmemiz, üzerinde de hassasiyetle durmamız gerekiyor. Çünkü yaşadığımız süreç aslında tarihi bir süreçtir. Bir o kadar da ibretlik bir süreçtir. Bakın biz bunlara biliyorsunuz ne dedik? Haşhaşiler dedik. Hatırlayın. Niye haşhaşiler? Çünkü haşhaşiler 11. yüzyılda ortaya çıkmışlardı ve aynen bugünkü gibi paralel yapı kurarak Büyük Selçuklu Devleti'ne ağır zararlar vermişlerdi. Bizim o günden sonraki tüm devletlerimiz, Anadolu Selçuklu Devleti de, Osmanlı Devleti de bu olaylardan ibret almış ve bu noktada çok hassas davranmışlardı. Maalesef 70'lerden itibaren Türkiye Cumhuriyeti bu konuda gerekli hassasiyeti gösteremedi. 10 asır sonra aynı tarzda, aynı şekilde bir başka haşhaşi yapı ulusal güvenliğimizi tehdit eder boyuta ulaştı. İşte biz bu hadiseden ibret çıkaracak, inşallah asırlar boyunca tekrar yaşanmaması için de tedbirlerimizi bugünden alacağız. Şunu burada tekrar hatırlatacağım. Bu yapı, altını çizerek söylüyorum, sadece benim şahsıma, benim aileme, benim arkadaşlarıma taarruz eden bir yapı değildir. Bunu maalesef bugün dahi göremeyenler var. Bugün bile ürkenler var, korkanlar var. Bu paralel yapının aslında neye, kime taarruz ettiğini tam olarak anlamayanlar, idrak edemeyenler var. Kardeşlerim, bu yapı benim şahsımdan ziyade öncelikle Türkiye'nin ulusal güvenliğine, ulusal bütünlüğüne taarruz etmiştir. İşte geçenlerde gördünüz. Soruyorum size. Cumhurbaşkanının, başbakanın, bakanların, Anayasa Mahkemesi'nin, genel kurmayın, bütün kuvvet komutanlarının telefonlarını dinlemek ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir sivil toplum örgütü veya onun içinde barınanlar böyle bir şeyi nasıl yapabilirler? Bu vatana ihanet değil de nedir? Bu bir ajanlık değil de nedir? Dışişleri Bakanlığı'ndaki çok gizli toplantıyı dinleyip uluslararası şebekelere servis etmek ne demek? MİT'in Suriye'de Türkmenlere yardım götüren tırlarının önünü kesmek, oradan fotoğraflar almak, o fotoğrafları da büyük bir ahlaksızlık içinde iftirayla dünyaya servis etmek ne demek? Ve ahlaksızca şunu söylüyorlar: bu tırlar terör örgütlerine silah götürüyorlardı diyorlar. Bayır bucak Türkmenlerine değil. Böyle de ahlaksızca yalanları söyleyebiliyorlar. Yalan, sevgililer sevgilisi, o Nebi'nin en çok nefret ettiği şeydi. Birçok suçu işleyebilirsin. Şunu yaparsın, bunu yaparsın vesaire. Ama Nebi'ye dediler ki, yalan, orada ayağı fırladı. Asla dedi. Çok tehlikeli bir şey. Bunların yerli olduğunu, bunların bu ülkenin evladı olduğunu, bu yaptıklarına rağmen hala düşünen varsa, açık söylüyorum, çok büyük bir gaflet ve dalalet içindedirler. Bu yapı, bu milletin dini hassasiyetlerine apaçık suikast düzenlemek istemiştir. Kendilerinden başkasını dindar, hatta Müslüman görmeyecek kadar enaniyet içinde oldular ve kendilerine her yöntemin meşru kabul edildiği
bir sapkın yol çizdiler. Bunlar elimizde artık var. Her yol bunlar için meşru. Ve ifade şu: amaç için her yol meşrudur. Böylece de maalesef dini hassasiyetlere çok ağır zulmettiler. Bu yapı milletimizin yardımlaşma, dayanışma hasletlerini kendisine hedef yapmıştır. Kardeşlerim, başka cemaatlere, derneklere, vakıflara hayat hakkı tanımadılar. Başka yardım kuruluşlarına burs veren, yurt veren teşkilatlara hayat hakkı tanımadılar. Şimdi özgür basın diye feryat ediyorlar, değil mi? İşte tahşiye operasyonu diyerek kitaplara el koyan, kitapları suç delil olarak kullanan bizzat bunların kendisiydi. Basın özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Tahşiye operasyonu diye yaptığınız operasyonun altında kimler yatıyordu? Yazarlar, çizenler, orada kitapları olan birçok insan vardı. Bunlar gittiler 16 ay, 17 ay içeride yattılar. Bunu neyle izah edeceksiniz? Onlar yazardı. Niye onlara bu şekilde yalanla, iftirayla saldırdınız? Kardeşlerim, bu yapı aynı zamanda bu aziz milletin ahlak değerlerine de suikast düzenledi. İftirayı, şantajı, montajı, yalanı, takiyeyi, her türlü haksızlığı meşru gördüler. Meşru gösterdiler. Bu milletin ahlak damarlarını tahrip etmeye çalıştılar. Kardeşler, bunlar milli değiller. Bunlar yerli değiller. Buna rağmen bugün hala bunlarla iş tutanlar, bunlarla yol arkadaşlığı yapanlar, bunlarla iş birliğine girenler, inanın çok yakında büyük bir mahcubiyet yaşayacaklar. Bunu söylemek zorundayım. Biz yandık, onlar yanmasın. Siyasi partilere söylüyorum, STK'lara, derneklere, vakıflara söylüyorum. Hatta ve hatta içimizde, yanı başımızda gizlendiğini zannedenlere söylüyorum. Kim ki bunlara karşı tavır almazsa Türkiye'ye haksızlık etmiştir. Milletine haksızlık etmiştir. Dinine, ahlakına, vicdanına haksızlık etmiştir. Şahsen en başından itibaren bu yapının tabanı ile üst kademesini hep ayrı değerlendirdim. Üst kademe çok bariz şekilde başka odakların, başka çevrelerin maşası, kuklası olmuş durumda. Hatta bir üst akıl olarak ifade ettiğim uluslararası egemen güçler, emperyal güçler bunları gayet iyi kullandılar ve hala kullanıyorlar. Ama tabandakilerin artık bazı soruları kendilerine sormaları, bazı şeyleri sorgulamaları kaçınılmaz bir hal almıştır. Bütün bu ortaya çıkan gerçeklerden, bütün bu ortaya dökülen pisliklerden sonra samimi insanların hala o çatı altında durmasının hiçbir mazereti olamaz. Acaba bu devlet, bu hükümet neden bu kadar açık ve net olarak bu tavrı koyuyor diye kendi kendilerine bu soruyu bir sormaları lazım. Paralel yapının tabanındaki samimi insanlar bu yapının kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerle yan yana geldiğini, kimlerle aynı karede fotoğraf verdiğini lütfen görsünler ve bu gidişi sorgulasınlar. Hala bu yapının Mossad'la işbirliği tuttuğunu göremiyorlarsa yazıklar olsun. Çünkü her şey çok açık, net ortada. Bakın bir gazete, hani şu sevgililer sevgilisi peygamberimize hakaret eden, yani tüm Müslümanlara hakaret eden karikatürleri
pervasızca yayınlayan gazete bundan 4-5 yıl önce bir savcıyla ilgili çok ağır hakaretler ediyor. Çok ağır manşetler atıyordu. Bugün bakıyorsunuz aynı gazete aynı savcıya sahip çıkıyor. Aynı savcıya 2 gün üst üste sayfalarında yer veriyor. O savcı da çıkmış 17 Aralık darbe girişimini nasıl yaptıklarını utanmadan, sıkılmadan itiraf ediyor. Allah aşkına, hukukta, burada çok hukukçu vardır, hukukta bence diye bir yaklaşım, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Buradan adalet doğabilir mi? Bir hukuk devletinde bence diyerek şahsi duygularını, şahsi çıkarlarını, mensubu olduğu örgütü öne çıkaran bir savcı o koltukta kalamaz. Pişkin bir şekilde çıkıp konuşamaz. Bu darbenin apaçık itirafıdır. Bu açıklamalar ihanetin, illegal örgütlenmenin apaçık itirafıdır. Hep söylüyorum, yargı en başta içindeki haşhaşileri temizlemeli, en başta bünyesindeki zehri atmalıdır. Ben yargının o samimi, dürüst mensuplarını asla bunlarla bir tutamam. Onlar bu işin istisnasıdır. Ama bu haşhaşilerin işlerinde olduğunu zaten biliyorlar. Ben de buna inanıyorum. Çünkü zarar gören sadece yargımız değil, zarar gören Türkiye. Twitter'dan, gazete sayfalarından, adliye önlerinden savcılar, hakimler keyfice açıklamalar yaptılar. Yapıyorlar. Dünyanın neresinde bunun bir örneği var ya? Böyle bir şey olabilir mi? Sen anarşist misin? Sen nasıl olur da gelir bir savcı olarak Adalet Sarayı'nın önünde broşür dağıtırsın ya? Böyle bir şey biz hayatımızda yaşamadık, görmedik. Yani öğrencilik yıllarımızda bu tür şeyleri biz okulların önünde broşür atar, dağıtırdık. Ama sen savcısın ya, sen nasıl böyle şeyleri dağıtırsın? Yani burada da zihinsel bir rahatsızlığın içine girdiği belli. Ya ver de birileri yapsın bunu bari. Yani adam mı kalmamıştı ya? Ver de birileri yapsın o işi. Sen niye yapıyorsun? Merak ediyorum. Acaba bu ülkenin savcıları, hakimleri bu durumu vicdanlarına nasıl izah ediyorlar? Bakın, rafa kaldırılmış bazı dosyalar raftan indiriliyor. Üzeri örtülmüş bazı hadiselerin üzerindeki toz temizleniyor. Ortaya sadece cinayetler, kumpaslar, yapılan zulümler çıkmıyor. Ortaya aynı zamanda hukuk cinayetleri çıkıyor. İşte bütün bunlara rağmen birileri hala çıkıp bu paralel yapıyla, bu örgütle el ele, kol kola iş tutuyorsa onlara da yazıklar olsun. Bildiğiniz gibi bu paralel yapı montaj konusunda ustadır. Bizim Somali'de çocuklara dağıttığımız bir boyama kitabının kapağını değiştirmişler. Montaj yapmışlar. Sosyal medyada piyasaya sürmüşler. Hep buna alışmışlar ya. Yetmemiş. Bu montajı ana muhalefet partisi başkanının eline tutuşturmuşlar. Sen bunu kürsüden salla dur. Artık seçimler yaklaşıyor. Salla tutar demişler. Tabii o da bunlara uymuş. Dün Kırşehir'de de söyledim. Kılavuzu karga olanın dedim. Evet, böyle dedim. Ya bu kaç oldu? Eline tutuşturulan sahte belgeleri, yalan yanlış bu tür notları kaçıncı defadır kürsüden sallıyor? Ya bir montaj oradan film izletiyor,
veyahut da bu tür şeyleri sallayıp duruyor. Üniversite sınavları ile ilgili sahte bir maili gösterdi, rezil oldu. Kayseri ile ilgili sahte belgeleri gösterdi, yargı kararlarını verdi, rezil oldu ama tazminat nedeniyle hakikaten Kayseri sucuğa doydu. Bu arada ben de çok dava kazandım, onu da söyleyeyim yani. Biraz daha diyorum biriksin de, biz de artık şöyle büyük bir meydanda bu tür bir dağıtım mı yaparız? Yoksa fakir fukara garip kurabanın olduğu bir vilayette bir çalışma mı organize ederiz, edeceğiz. Bakın TÜBİSYAD'ın genel kurulunda bir konuya daha değinmek durumundayım. Paralel yapı ile iş tutan sadece muhalefetteki siyasi partiler değil. Bildiğiniz gibi başka çevrelerden de bu yapıyla iş tutan, bu yapıya kol kanat gelenler var. İşte Türkiye'nin en büyük işveren derneği durumunda olan, STK'sı durumunda olan ve kısa zaman önce görevi bırakan başkanı biliyorsunuz çıktı. Ben bir paralel devlet görmüyorum dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Duydunuz değil mi? Okumuşsunuzdur. Aslında bal gibi görüyor. Görüyor da bunu söylemek, bunu itiraf etmek işine gelmiyor. Kim bilir? Onun da belki bir montajı vardır. Onunla ilgili de belki bir şantaj vardır. Öyle bir cesaret, öyle bir basiret yok. Çünkü kardeşlerim, bunların zaten huyu bu. Sizinle karşı karşıya geldikleri zaman hemen böyle elleri ovuştururlar. Nasılsınız, iyi misiniz, hoş musunuz filan falan bunları sorarlar. İşte eve mantıya bekliyoruz derler. Eve akşam yemeğine bekliyoruz derler. Kahvaltıya bekliyoruz derler. Bunlar hep iyi güzel de. Ama kalkıp sen bu ülkenin cumhurbaşkanına saygısızlık yaparsan, başbakanına saygısızlık yaparsan, hükümetine saygısızlık yaparsan bunun cevabını öyle veya böyle alırsın. Çünkü bunlar bir kere olmadı, iki kere olmadı, üç kere olmadı, defaatle oldu. Ve biz her defasında acaba düzelirler mi? Acaba düzelirler mi? Acaba dürüst olurlar mı? Hep bunun gayreti içerisinde olduk. Olmadılar. Çünkü bunlar şuna alışmışlardı. Bunlar 24 saat içerisinde hükümet devirir, hükümet kurarlardı. Bunu biliyorlardı. Ama o devirler artık eski Türkiye'de var. Yeni Türkiye'de bunlar yok. Ve bunlar işine geleni görürler, işine gelmeyeni görmezler. Bunlar başörtüsünü görüyorlardı. İmam Hatip liselerini görüyorlardı. Ve bunlarla ilgili özel raporlar hazırlamışlardır. Kesintisiz eğitim zulmünü görüyorlardı. Ama yüksek faizi hiçbir zaman görmediler. Niye? Oradan besleniyorlar. Reel yatırım dediğin zaman sallana sallana. Ama finans sektörü dediğin zaman koşarak. Çünkü para orada. Büyük para, büyük imkanlar orada. Ve kendi cebinden koyduğu parayla değil. Önce pompaya biraz su dolduruyor. Ondan sonra bol bol basıp oradan istediği kadar suyu çekiyor. Niye? Mevduat dediğin olay bütün vatandaş, fakiri de orta halisi de hepsi oraya parayı akıtıyor nasıl olsa. Bu ülkede batık bankalar sendromunu yaşamadık mı? O senaryoları yaşamadık mı? Kimi rivayete göre 26 milyar dolar, kimi rivayete göre 40 milyar dolar, kimi rivayete doğru daha da yukarılarda. Eğer faiziyle vesairesiyle hesapladığınız zaman 100 milyar doları aşan o sendromu bu ülke yaşamadı mı? Yaşadı. Kardeşlerim, biz zorunlu tasarruf adı altında dönemimde
13,5 milyar bu ülkede, yani 13,5 katrilyon biz ödedik. İşçi memura yaptıkları ödettikleriydi. Konutla ilgili konut edindirmede dönemimde 3,5 katrilyon yine aynı şekilde ödedik. Neden? İşte hep bu zulüm sebebiyle. Alan götürdü, alan götürdü. Yüksek enflasyonu görmediler. Görmezden geldiler. Çünkü yüksek enflasyonun onlarda bir zararı yok ki. Ve bakın, ben Cumhurbaşkanı olarak tezimi yine ileri sürüyorum. Enflasyon sebep değildir. Enflasyon neticedir. Faiz sebeptir. Faiz enflasyonu doğurur. Bunu böyle biliniz. Eğer bu ülkede yatırım istiyorsak, faizlerin düşmesi gereken en düşük noktaya inmesi gerekiyor. Yatırım istiyorsak. İstihdam istiyorsak yatırım olması lazım. Yatırım neyle olacak? Girişimcinin önüne düşük faizle kredi imkanı sağlayacaksın ki yatırım yapabilsin. Şu anda yüksek banta bakıyorsun, 11,7-11,8 en yüksek. Buna komisyonları falan kattığın zaman 15-16-17 gidiyor. Ya bunun altından kalkılır mı? Bu piyasaya nasıl yansır? Bunun hesabını şöyle bir yaptığımızda, maliyetler yükseleceği için patron nereye bunu vuracak? Tabii ki o sattığı ürüne vuracak. Bu inşaat sektöründe de böyledir. Diğer sektörlerle de böyledir. Hepsinde. Ama bakıyorsun birileri çıkıyor şunu söylüyor. Sanayiye önem vermemiz lazım. İnşaat sektörüne o kadar önem vermenin anlamı yok. Yahu inşaat sektörü emek yoğundur. İnşaat sektörü olmadan bir ülkede kalkınma olmaz. Bunu böyle bilmemiz lazım. Ve biz en zor zamanda inşaat noktasında ara vermedik. Ona böyle devam ettik. İnşaat ve sanayi, bunların at başı gitmesi lazım. Ne sanayiyi terk edeceksin, ne inşaat sektörünü terk edeceksin. Bu ülke büyüyor ya. Bu ülke gelişiyor. Ve artık bu ülkede kentsel dönüşümlerle, değişimlerle modern bir Türkiye'yi inşa edeceksek, bizim bir defa kesinlikle inşaat sektörünü görmemezlikten gelemeyiz. Hamdolsun nüfusumuz da artıyor. İstediğimiz gibi artmıyor. Az artıyor. Daha fazla artması lazım. Evet. Şu anda 77,8 buralardayız. Hedefimiz bizim biliyorsunuz 2023'te 85. Gönlüm tabii daha fazlasını arzu eder. Niye? Çünkü bir ülkenin dinamizmi genç nüfustur. O genç nüfusu yakalayamazsa o ülke bitmeye doğru gider. Şu anda batı gidiyor. Biz tam aksini yapmamız lazım. Bir defa artış oranımızın %2'nin üzerinde olması lazım. %2 veya %6 bize yaramaz. Bunun üstüne çıkmamız lazım. Onun için ben buradan açıkça söylüyorum. En az 3 bir defa bizim olmazsa olmazımızdır. Siz sağda solda konuşulanlara, yazılanlara bakmayın. Onlar yine bir de kalsınlar, iki de kalsınlar o yazanlar, sizenler, ama bizler 3'ü 4'ü falan düşünmemiz lazım. Ve Pazarlı amcamızın o nasihatını unutmamak lazım. 1 olur garip olur. 2 olur rakip olur. 3 olur denge olur. 4 olur bereket olur. Gerisi Allah kerim. Buna böyle bakmak lazım. Ve değerli kardeşlerim, o genç dinamik nüfus işte emeğin sahibidir. Emek olmadan ekonomi olur mu? İnsanın türevidir bunlar ya. İnsan olursa bunlar olacak. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok.
Öyleyse kardeşlerim, buradan demokrasi ve ekonomi noktasındaki at başı gidişi de sürdürmemiz lazım. Bizden önceki dönemlerde bütün antidemokratik uygulamaları, baskıları, zulmü, adaletsizliği görmezden geldiler, hatta üzerini örttüler. Darbeleri dahi görmezden geldiler. Bunların huyudur. Yerli olanı, milli olanı görürler, üzerine giderler ama gayrimilli olanı asla görmezler, görmezden gelirler. Kendi çarkları dönüyorsa Türkiye batmış, bunların umurunda olmaz. Kendi çarklarını döndürmek için Türkiye'yi bataklığa sürüklemekten de hiç ama hiç çekinmezler. İşte paralel yapı konusunda da bizi hiç şaşırtmadılar. Neymiş? Muhatapları Cumhurbaşkanı değilmiş. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Bu fakiri milleti muhatap görmüş. Sen beni muhatap görsen ne yazar, muhatap görmesen ne yazar? Sağ olasınız. Bakın işte bunun için TÜMSİAD gibi, MÜSİAD gibi, ASKON gibi, daha buna benzer birçok dernek ve vakıf son derece önemlidir. Biz bu ülkede milli iradenin üzerindeki vesayeti kaldırdık. Siz de bu ülkede sermayenin üzerindeki vesayeti kaldırdınız, kaldırıyorsunuz. Biz siyasette tekelleri alt üst ettik, siz ekonomide tekelleri sarstınız. Bu şekilde korkmadan, çekinmeden ilerlemeyi sürdüreceğiz. Hepsi bir araya geldi. Hala geliyorlar. İçeride, dışarıda demokrasinin, büyük ekonominin, büyük Türkiye'nin ne kadar hasmı ve hazımsızı varsa bir araya geldiler. Fotoğrafa bakın. Aynı karenin içinde Esed'i görürsünüz. Aynı karenin içinde CHP'nin temsilcilerini görürsünüz. Aynı karenin içinde diğer muhalifleri görürsünüz. İsrail'i, paralel yapıyı, işte o malum dernekleri, uluslararası bazı örgütleri, sözüm ona insan hakları örgütlerini, sözüm ona gazetecilik örgütlerini görürsünüz. İşte geliyor. Bize bazı uluslararası gazete dernekleri soruyorlar. Güya bize hesaba çıkıyorlar. Diyorlar ki işte cezaevinde şu kadar mahkum gazeteci var. Soruyorum kaç tane var? Sayı vermiyor. Ya söylesene kaç tane var? İsimleri varsa onları ver. E bize öyle dediler. Ya bırakın dedileri, söyleyin. Size bunları kimler söylüyor? Onu söyleyin. E söyleyemeyiz. O zaman ben söyleyeyim. Bizim şu anda ülkemizin cezaevlerinde mahkum olarak 7 kişi var. Ve bunlar gazeteci değil. Ha. Ellerine bir kart tutuşturuyorlar. Bunları gazeteci yapıyorlar. Böyle gazeteci olmuşlar. Peki bunlar düşüncesinden, yazısından dolayı mı içeri girmiş? Hayır. Ya çoğu zaten bunların DHKPC terör örgütü mensubu. Ya polis öldürmekten, ya bekçi öldürmekten, ya ruhsatsız silah bulundurmaktan veyahut da banka soymaktan, bundan dolayı içeri girmiş ve mahkum olmuşlar. Ve bunların da 3 tanesi bizim dönemde, diğerleri bizden önceki hükümetler döneminde. Bunu söyleyince de susmuş oluyorlar. Peki duruyorlar mı? Gidince yurt dışına tekrar aynı şeyleri söylemeye devam ediyorlar. Ya biraz dürüst olun be. Samimi olun be.
Bunlarda dürüstlük mürüstlük de yok ha. İftira at, tutmasa iz bırakır. Mantık bu. Aynen işte paralel yapının yaptığı da buydu Türkiye'de. Ne insanlara nasıl zulmettiler ya. 16 ay, 17 ay düşünün. İçeride yatırdılar. Bakın kendileri bazıları için neler yazıyorlar. Çıkarsınlar diye. Peki 14 yaşında Yakup kardeşimizi içeri aldınız. Adam mı öldürmüştü? Ne yapmıştı da? İçeride bu kadar tuttuktan, yatırdıktan sonra 11 sene çocuk yaşta içeri aldınız. Şimdi de çocuklarından ayrı olarak tekrar içeri alıyorsunuz. Değerli kardeşlerim, zulüm aynen bu şekilde devam etti. Bunları yaptılar. Ama boşuna çırpınıyorlar. Boşuna nefes tüketiyorlar. Biz 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Bu yolun yolcusu olmaktan, bu mücadelenin neferi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz biliyoruz. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz. Değerli kardeşlerim, 2023'e yaklaşırken yeni bir anayasanın ne büyük bir ihtiyaç olduğunu görmek durumundayız. Bu yeni anayasa içerisinde şüphesiz ki bir yeni Türkiye hedefi vardır. Ve bu yeni Türkiye içerisinde de takdir edersiniz ki bu hızı artıracak bir sistem değişikliğine şiddetle ihtiyaç vardır. Bu sistem değişikliği bir defa ayaklarımızı prangalardan kurtaracaktır. Ve dün Kırşehir'de de söyledim, burada da söylüyorum. Haziran 7 Türkiye'nin adeta bir kırılma noktasıdır. Ve bu seçimlerde inanıyorum ki 400'ü alan iktidar yeni anayasayı da kuracaktır, hazırlayacaktır. Yeni Türkiye'nin de temel taşlarını döşeyecektir. Bunu böyle görmemiz lazım. İşte bunun için TÜMSİAD, ASKON, MÜSİAD birçok böyle sivil toplum kuruluşlarına çok büyük görevler düşüyor. Ve 2011 seçimlerinin yapıldığı günün akşamı yeni bir anayasa ihtiyacını hatırlattım. Ve bunun için mücadele edeceğimizin sözünü verdim. Çünkü bizim yeni anayasa çalışmaları içerisinde en önemli başlıklardan bir tanesi de bizim başkanlık sistemi olayıydı. Hızlı gitmemiz gerekiyor. Seri kararlar almamız gerekiyor. Bir yerlere takılmamak. Düşünebiliyor musunuz? Birisini görevden alıyorsunuz. İşte şimdi bu paralelcilerle olan işlerde. Siz bir taraftan alıyorsunuz, yargı bir taraftan geri iade ediyor. Siz alıyorsunuz, onlar iade ediyor. Ya böyle devlet idare edilir mi? İşte burada özel sektör var. İki şeyiniz vardır. İhbar tazminatını ödersiniz, kıdem tazminatını ödersiniz, memnun değilsiniz, kapıya koyarsınız. Öyle mi? İlaniyeye çalıştırmaya mecbur musunuz? Ve bu yeni anayasayla birlikte memur işçi ayrımını da ortadan kaldırmak lazım. Evet. Aynen gelişmiş ülkelerdeki gibi çalışanlar sistemini getirmek suretiyle bu işi ilerletmek lazım. Bizim yeni bir anayasayı artık Türkiye'ye, milletimize kazandırmamız kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeni bir anayasa, yeni bir idare sistemi, inanın Türkiye ekonomisinin de, demokrasisinin de, siyasetin de üzerindeki tüm yükleri kaldıracaktır. Bunu daha fazla ertelememek gerekir. Önümüzdeki seçimlerinde yeni bir anayasayı merkezine alması, yeni bir anayasayı yazacak şekilde teşekkül etmesi, Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturacak yegane yoldur ve yöntemdir. Bunu artık başarmak zorundayız. Yeni bir Türkiye için yeni bir anayasayı yazmak en başta ekonominin ayağındaki prangaları söküp atmak durumundayız. Başta TÜMSİAD olmak üzere
ekonominin içinde demokrasiye ve Türkiye'ye gönül vermiş herkesi, seçimler öncesinde bu meseleye daha fazla yoğunlaşmaya davet ediyorum. Bunu artık yapalım. Türkiye'yi şahlandıracak yeni anayasayı artık yazalım ve başkanlık sistemini artık daha etraflıca tartışmaya başlayalım. Türkiye'nin şanına yakışır bir idari sistemi inşa edelim. Muhalefet başkanlık sistemini istiyor mu? İstiyor mu? İstemiyor. İstemiyorsa demek ki çok doğru bir iş bu. Bu kadar basit. Büyük devlet olmak için büyük dönüşümleri gerçekleştirmek zorundayız. 7 Haziran'ın bu yönde bir milat olması için hep birlikte inşallah çok çalışacağız. Ben bu duygularla sözlerime son verirken bir kez daha ekonomiye, demokrasiye, büyük ve yeni Türkiye'ye katkılarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Tüm SİHA'da emeği geçmiş olan, başta Hasan Sert kardeşim olmak üzere, tüm ekibine tekrar ömür boyu mutluluklar diliyorum ailece. Aynı şekilde ekibine ve şimdi yeni seçilen kardeşimiz Yaşar Bey olmak üzere ekibine de ben başarılar temenni ediyorum. Allah kardeşliğimizi, uhuvvetimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Rabbim bu milletin kardeşliğini muhafaza etsin. Zeval vermesin diye dua ediyorum. Tüm SİHA'nın 6. Genel Kurulu'na başarılar diliyor ve Allah yar ve yardımcımız olsun. Bolunuz, bahtınız açık olsun diyor. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanım, sizi bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Tüm SİHA'nın 6. Genel Kurul anısına Somali'de Sayın Cumhurbaşkanımız adına yapılan bağışın hatıra takdimi olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza hatıra takdimi için Sayın Başkanlarımızı da sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Bakanlarımızı da sahneye davet ediyoruz efendim. Aile fotoğrafı çekimimiz olacaktır. Sayın Bakanlarımız ve tüm SİHA Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi de sahneye davet ediyoruz aile fotoğrafı çekimi için. Sayın milletvekillerimizi de kürsüye davet ediyoruz efendim.